Herkese selamlar, ben Hüseyin Emre. Bu videoda Çin'den almış olduğum bir lehim duman emici inceliyoruz. Hadi videoya geçelim. Evet, paketi ilk defa açıyorum ben de. Çin'den 10 günde geldi. Evet, baloncuklu bir paketle göndermişler. Evet, kutu bu şekilde. Yanında 5 adet yedek filtre ile beraber geliyor. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yedek filtresi bulunmakta. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. AliExpress'ten satın aldım. Şöyle paketi açtığımızda, evet, Handskit markasının FA-400 modeli olduğunu görüyoruz. Bu cihazı şimdi inceleyip nasıl çalıştığını görüp sonra da içinde ne varmış ona bakacağız, sökeceğiz. Evet, fişi bizim fişlerimize uyumlu, Avrupa uyumlu. Filtrenin biri poşetli şekilde gönderilmiş. Hemen açıyoruz poşetine. Ve bu şekilde bir karbon filtremiz var. Yüzeyi sert bir filtre. Aktif karbon içerdiğini söylüyordu. Burada fanı görebiliyoruz. Arkasında FA400 yazıyor ve burada bir açma kapama tuşumuz bulunmakta. Cihazın filtresini önüne koyuyorum. Şu an kullanıma hazır bu şekilde. Evet, bu dökülen de aktif karbon, görmüş oldunuz. Biraz süngerle oynadığım için döküldü. Şimdi hemen lehim dumanını da gösterelim nasıl olduğunu. Hemen oraya geçelim. Evet, prize taktım. Şimdi açacağım. Ondan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Bu videoda kısa bir video olacak. O yüzden beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hemen açıyorum şimdi. Evet, cihazın sesi bu şekilde. Biraz sesli çalışıyor diyebilirim ama çok rahatsız edici düzeyde değil. Şimdi havyamı çalıştırıyorum. Evet, havyamın ısınmasını bekliyorum birazcık. Evet, yeteri kadar ısındı bence. Şimdi lehim pastasına daldırıyorum. Evet, duman çekiyor fakat gösteremiyorum. Hemen farklı bir fon üzerinde göstereyim diyeceğim. Şöyle göstereyim. Evet, bunun farklı bir kullanım yönü de şu şekilde koyduğumuzda buradan da emebiliyor havayı. Evet, görmüş olduğunuz gibi alt kısmından doğru havayı emiyor ve filtreden geçirmiş oluyor. Bu sayede bu zehirli gazların ciğerlerimize gitmesini engellemiş oluyoruz. Evet, cihaz bu şekilde. Gayet basit bir kullanımı var. Direkt filtresini takıyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Şu alt kısmından doğru ittirerek filtreyi çıkarıyorum. Şimdi şu 4 adet vidayı söküp İçerisinde ne varmış onu görelim. Evet, cihazın kapağı geldi. Uzunca vidaları var. Burada büyükçe bir fanımız bulunmakta. Bayağı büyük. Bilgisayar kasa fanlarına benzemiyor. Şurada açma kapama tuşumuzun bulunduğu yer, onun kablosu, başka da hiçbir şey yok. Aslında çok basit bir cihaz. fiyatına göre pahalı olduğunu düşünüyorum ama şu kasayı da yapmaya çalıştığınızda yapmak zor olduğu için bu şekilde hazır olanını aldım. Ve filtreleri bulmak gerçekten çok zor. 5 adet filtreyi Türkiye'de bulamıyorsanız, bulsanız da çok pahalıya alabiliyorsunuz. O yüzden bu şekilde setlerle birlikte almak gerekiyor. Evet, büyükçe bir fanımız var. Tekrar gösteriyorum. Ürün bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Destek verirseniz çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.